Evet efendim, Yaşama Dair programımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugünkü konuğum çok kıymetli Belgin Abanoz, Gölcük Down Sendromlar Derneği Başkanı Belgin Abanoz. Tekrar geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oldum ederim. Çünkü. Ben de öyle çok mutlu oldum. İlk bölümde Buğday Tanesi Okulu'ndan eğitimlerinden, içeriğinden bahsettik. Yine devam edebilirsin. Anlatılacak tabii, çok şey var. Ya tabii okulda. Buğday tanesiyle ve aslında yapılması gerekenlerle ilgili anlatılacak o kadar çok şey var. Çünkü hani bunun sonu yok aslında. Bunu yaptıkça görüyorsunuz. Hani ben son hayalim gerçekleşti dedim ama bir hayal daha, bir anneyi bile dinledikten sonra yine bir hayale daha böyle ulaşmaya çalışıyorsunuz. Mesela en çok bunu Buğday Tanesi'ni ben hani artık bitti dedim. Bir daha bir açılış yapmayız. Bir daha bir hayalimin gerçekleşmesini beklemiyorum dedim. Çünkü bitmişti hayallerim. Ama sonra yaşadığım şey, şu anda edindiğim tecrübe bana bir oluşumun daha olması gerektiğini, direkt sizi yol oraya götürüyor. Özellikle otizmli konusu benim için çok içinde olduğum bir konu değildi. Evet, 30 senedir özel çocuklarla beraberim ama otizmin çok farklı yönlerini ve çok farklı bir yelpazeye şahit oluyorum şu anda. Çünkü her gelen otizm başvurusuna bakıyorum. Her çocuk farklı bir renk ve o renkten çıkarabileceğiniz bir sürü gökkuşağı var aslında. Ben şimdi otizmli çocuklarımıza gökkuşağı diyorum çünkü her renk var. Her birinin huyu farklı, her birinin davranışı farklı ve her birine göre hareket etmeye çalışan bir uzman personelimiz var. Biraz önce personel öğretmen kadromuzdan bahsettim. Örnek veriyorum, mesela figen öğretmen. Bir öğrencimizle derse girdiği zaman biz böyle figen öğretmenin söylediği her şeyi ağzının içine bakıyoruz. Acaba ne diyecek? Çünkü uzman o. Her öğrencide farklı bir konuşma yapmamız gerekiyor. Her öğrenciye göre yönümüzü değiştirmemiz gerekiyor.